sonra. Tuğba Büyüküstün'le sevgilisi Umut Evirgen evlendi. Ünlü çiftin yeni villasının detayları neler? Evlerini taşıdılar. Bitmedi. Tuğba Büyüküstün kimden ayrılırken karalar bağladı? Ve gerçekten uzun zamandır belki de ilk defa bu kadar bir karakterden etkilendim. Böyle ayrılırken zorlandım, üzüldüm falan. Az sonra. Başkomiser. 3 sene önce senin başına bir şey geldi. Hatırlamıyorsun. Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç'nin galasında espri fırtınası estirirse. Tıkınız bu olsun dedi Serdar abi. Bana ne söylüyorsun abi, yazar yanımda ya. Bunu bilemeyeceğim ben ya. 6 sene yaşlandık be kardeş. Herkesi güldürdü. Eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili hangi soru Belçin Bilgin'i hem çok şaşırttı hem de çok güldürdü? Eski eşinize var mı öyle bir şey? Şaşırtan soru. Bu vaktiniz kaynıyor oğlum, kaynıyor. Tutuşmalarımızı bir yana bırakıp el ele tutuşma vakti. Ülke... Az sonra. Berdan Mardini'nin oğlu Miran babasının şarkısında nasıl coştukça coştu. Yerinde duramadı. Az sonra. Pelin Karahan güneşlenirken nasıl mışıl mışıl uykuya daldı. Güneş yordu. Eşinin sırtına bindi. Yorulmamanın formülünü buldu. Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç'ın sırtında deniz turu yaparsa. Az sonra. Annesi olduğunu iddia eden Murat Şar'ın yalanını mahkeme yoluyla kanıtlayan Hale Soygazi ilk kez ve sadece magazin hattına konuştu. O kadar iddialı bir şekilde bu iftira ve yalan kampanyasını sürdürdü ki. Hale Soygazi o dönem Murat Şar'ı programına çıkaran Seda Sayan'la Uğur Arslan'a nasıl ateş püskürdü? İftira ile para kazanıyorlar. Para kazanmanın yolu böyle iftira kampanyası yapmak. Bu insanlarla ben sadece adalete sığınarak mücadele edebilirim. Az sonra. Eşi Başak Dizer'le Yunan adalarına giden Kıvanç Tatlıtuğ'un kahkahaları Bodrum'u nasıl inletti? Değmeyin keyfine. Bitmedi. Çifte kumrular Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer'in romantik anları kaçmaz. Aşk tazelediler. Çıkmasam hayatından bir köşede kalsam. Az sonra. Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum. Deli sanıyorlar. Rain Man'in yeni aşkını Irkay ele verdi. Yüreğim yana yana söndü yüreğim, benim sonum senle bilirim. Herkesin konuştuğu isimlerin başında gelen sosyal medya fenomeni Rain Man kalbini hangi ünlü oyuncuya kaptırdı? Hala aynı, hala aynı, ben bir numarayım. Bu güneş tek bizim, Rain'den piyasanın nirvanası. Az sonra. Serdar Ortaç, Chloe evliliğinde neden peş peşe kriz çıktı? Çünkü çok kızdı. Senin harcayamaman için... Bitmedi. İtiraflarını peş peşe sıraladı. Neler yaptım 25 yaşındayken? Pişmanlıklarından dert yandı. Yapmadım. Yanlış. Küçük kardeşim hasta. En büyük hayalini anlattı. En az 1.75, 1.80 isterdim vallahi. Ve en sonunda çocuk özlemini de paylaştı. Çocuk benle büyüse süper tabii. Kız çocuğu mu, erkek çocuğunu daha çok seversin? Ya ayrım olmaz baba ya. Az sonra.
Songül Öden'le Demet Evgar'ın halayı Fazıl Say'la Ece Dağıstan'ın Alaçatı'daki düğününe nasıl damga vurdu? Az sonra... Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hale Soygazi'nin oğlu olduğunu öne süren Murat Şer'e karşı açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Adli tıp raporu açıklandı ve ikilinin arasında hiçbir biyolojik bağ olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından sadece magazin altına röportaj veren Hale Soygazi kimlere veryansın etti izliyoruz. Magazin Hattı ekibi özel haberleriyle gündeme yön vermeye devam ediyor. Hale Soygazi'nin oğlu olduğunu iddia eden Murat Şar'la olan davasında merakla beklenen adli tıp raporu açıklandı. Soygazi ilk kez ve sadece Magazin Hattı'na konuştu. Bilinen bir sonuçtu. Bunda bir fevkaladelik yok. Ama bir dava süreciydi. Ben dava açmıştım. Bu programa ve bu insanlara ve DNA'larını istemiştim. Ve sonuç çıktı. Mahkeme sizi yollarsa adli tıp DNA'nızı alır. Başka türlü veremezsiniz DNA'nızı. Mahkeme karar verir buna. 2 yıl önce bir televizyon programında Murat Şar adlı şahıs annesinin Hale Soygazi olduğunu öne sürmüştü. Soygazi de yalan ifadede bulunduğu gerekçesiyle Şar'a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. DNA isteyişinin sebebini de bilmiyorum. Benim onun oğlu olup olmadığımdan emin olmak isteyişinden ötürü diye düşünüyorum ben. Aynen. Nasıl? Şimdi DNA istemiş ya hanımefendi. Evet. Ben de onun oğlu olup olmadığından emin olmayışını yani olmasını istiyor herhalde. Emin olmak istiyor daha doğrusu. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı hem Hale Soygazi hem de Murat Şar'ın DNA örnekleri üzerinden inceleme yaptı ve hazırladığı raporu mahkemeye yolladı. Rapora göre Murat Şar'la Hale Soygazi'nin biyolojik bağının olmadığı ortaya çıktı. Magazin hattına içini döken Soygazi kendisine bir komplo hazırlandığını iddia ediyor. Onlar bir senaryo yazdılar, kurguladılar yalancı tanıklarla ve tabii ki bu işlerde şöhret olayım, para kazanayım amaçları da vardı. Bir ay boyunca her gün televizyonda estiler, gürlediler, hakaret ettiler. Gayet cesur iddialarda bulundular. Hale Soygazi bir noktayı özellikle belirtme ihtiyacı hissediyor. İftira kampanyası düzenlediler. Bu program o kadar iddialı bir şekilde bu iftira ve yalan kampanyasını sürdürdü ki seyircileri inanan varsa seyircilerden onlar böyle programlara inanmasın diye dava açtım. Ben tabii ki kendim biliyorum, tabii ki benim çocuğum yok, tabii ki ben çocuk doğurmadım ama amacım bu tür yalan ve iftira kampanyalarını açığa çıkartmak. Söz konusu programın sorumluları arasında Seda Sayan ve Uğur Arslan da var. Hale Soygazi karşı tarafın sergilediği tutuma adeta ateş püskürüyor. Mahkemede mücadele ettim. Savcının talebi üzerine hakkında verdiğim tevkif kararını kaldırıyorum. Yalnız tekerrüründe seni hiç kimse kurtaramaz. Sorumsuz bir programcılık. Bu kişilik haklarını ihlal etmek, hiçbir kanıta dayanmadan bir takım iddialar öne sürmek, yalancı tanıklar çıkartmak, bunlar sorumsuz bir programcılık ve seyircimiz buna layık değil. Bu insanlarla ben sadece adalete sığınarak mücadele edebilirim. Hale Soygazi davayı kazandı ama içi pek rahat değil. Neden mi? İftirayla para kazanıyorlar. Gene
bir sürü yalan iftira atabilirler, kötülük yapabilirler. Öyle onlar ama çok kirli bir şöhret sahibi oluyorlar. Bir an önce bu yoldan vazgeçip biz bunu yapmamalıydık diye düşünmeleri lazım. Para kazanmanın yolu böyle iftira kampanyası yapmak. Öte yandan Hale Soygazi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Bu olay reyting amaçlı bir kurguydu. Bu şahsın annesi olmadığımı bile bile yalancı tanıklarla iftira kampanyasını sürdürdüler. Aile, çocuk gibi kutsal değerleri hiçe saydılar ve ceza yiyerek programı sonlandırmak zorunda kaldılar. Benim amacım bu tür iftira programlarına inanılmamasını ispatlamaktı. Davayı bunun için açtım. Şimdi utanma duygusu varsa önce çocuklarından başlamalılar. Başka sözüm yok. Özel röportajımızın finalinde oyunculuktan bahsedelim. Hale Soygazi ekranlarda neden görünmüyor acaba? İçime sinen bir şey bekliyorum. Güzel bir senaryo, iyi bir ekip bekliyorum. Bu olmadan da çok yorucu bir iş. Çünkü biliyorsunuz sabah akşam çalışılıyor. Ve bir sinema filmi, bir bölüm, sinema uzunluğunda bir bölüm çekiliyor. Çok yıpratıcı bir iş ve çok gerçekten çok bayıldığım, beğendiğim, çok bu mutlaka olmalı dediğim bir şey bekliyorum. Hale Soygazi'nin açıklamalarının ardından Seda Sayan'dan beklenen yanıt geldi. İşte Sayan'ın sosyal medyada paylaştığı o mesaj. Yetişkin bir beyefendi programıma başvurup annesini aradığını söyledi ve annesi olduğunu iddia ettiği hanımefendinin ismini duyduğunu iddia etti. Yaptığım programın sonuna kadar arkasındayım. Özür dileyecek hiçbir şey yapmadım. Geçmişte DNA testi yapılıp negatif karar çıktıktan yıllar sonra evet benim çocuğum diyenleri yıllar içinde gördük. Özürlük bir durum yok. Seda Sayan. Eşi Başak Dizer'le Yunan adalarına giden Kıvanç Tatlıtuğ'un kahkahaları Bodrum'u nasıl inletti? Değmeyin keyfine! Bitmedi! Çifte kumrular Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer'in romantik anları kaçmaz! Aşk tazelediler! Çıkmasam hayatından bir köşede kalsam. Az sonra... Eşi Başak Dizer'le Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ özel teknesiyle Yunan adalarına gitti. Yakıt ikmali yapılırken canı çok sıkılan Tatlıtuğ'un yüzünü güldüren şey ne oldu? İşte cevabı. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer yaz tatili için Bodrum'daki evlerine geçti. Yunan adalarına tatile çıkan mutlu çift yolculuk öncesi Yalıkavak'a gitti. Tatlıtuğ soğuk kahvesini yudumlarken hazırlıklarla ilgileniyor. Yolculuk öncesi özel teknelerine yakıt ikmali yapılacak. Kıvanç Tatlıtuğ da görevlilere bir şeyler anlatıyor. Tekneye eşi Başak Dizer'in yanına geçtiğinde Kıvanç Tatlıtuğ'un kıyafetini değiştirdiğini görüyoruz. Yakışıklı oyuncu biraz sıkıntılı gibi. Yunan adaları yolculuğu öncesi tekneye yakıt takviyesi başlıyor. Kıvanç Tatlıtuğ görevlileri kontrol ediyor. Rahat bir nefes aldığı oturuşundan anlaşılan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve teknedeki dostlarıyla sohbet ediyor. Müzik
Yakışıklı oyuncu eşi Başak Dizer'le konuşurken kahkahalar atıyor. Hazırlıklar bitmek bilmiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer'in canları sıkılıyor gibi. Yine de birbirlerine sokuluyor mutlu çift. Sonra da cep telefonunda sörf yapıyorlar adeta. Havadan ya da sudan. Kıvanç Tatlıtuğ köpekleri çok seviyor. Kısa süre önce İngiliz Staff cinsi bir yavru köpeği sahiplenmişti. Tatlıtuğ genç adını verdiği köpeğiyle ilgileniyor. Tekneye yakıt ikmali yapıldı. Hazırlıklar bitmek üzere. Kıvanç Tatlıtuğ bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyor ve görevliye Sitnan Adaları'na doğru yol alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ da rahat bir nefes... Tuğba Büyüküstün'le sevgilisi Umut Evirgen evlendi. Ünlü çiftin yeni villasının detayları neler? Evlerini taşıdılar. Bitmedi. Tuğba Büyüküstün kimden ayrılırken karalar bağladı? Ve gerçekten uzun zamandır belki de ilk defa bu kadar bir karakterden etkilendim. Böyle ayrılırken zorlandım, üzüldüm falan. Az sonra... İşletmeci Umut Evirgen'le İspanya tatilinden dönen Tuğba Büyüküstün yeni projesi Osmanlı Yükseliyor belgeseliyle ilgili itiraflarını peş peşe sıraladı. Sevgilisiyle birlikte yeni villasına da taşınan güzel oyuncunun çarpıcı açıklamaları kaçmaz. Tuğba Büyüküstün'le Umut Evirgen'in uçak yolculuğu sırasında tartıştığı ve yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ünlü çift el ele yürüyüp İstanbul'da güzel havanın tadını çıkarırken iddiaları da yalanlamış oldu. El ele olsak, hiç ayrılmasak, dünyada en çok seven ikimiz olsak. Tuğba Büyüküstün'le genç sevgilisi Umut Evirgen, Bülent Ersoy'un da sıklıkla gittiği İspanya Marbella'da bir kafede görüntülenmişti. Büyüküstün, yüzünü açıkta bırakan askılı bluzuyla sportif bir şıklık yakalamış. Sevgilisi Umut Evirgen'le İspanya tatili nasıl geçmiş acaba? İyi, gayet güzel geçti. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu arada Tuğba Büyüküstün'le sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da 3 katlı bir villaya taşındıkları öğrenildi. Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum. Tuğba Büyüküstün'ü ekranlarda uzun süredir göremiyoruz. Emirgan'daki villasına geçmeden önce güzel oyuncu yeni rolüyle ilgili itiraflarını sıralıyor. Uzun zamandır belki de ilk defa bu kadar bir karakterden etkilendim. Böyle ayrılırken zorlandım, üzüldüm falan. Evet, bayağı böyle aynaya baktım, dedim ki bu kadını son kez görüyorum, öyle çıkardım falan böyle kostümleri. Çok keyifli çektim ben kendi adıma, iyi de bir şey çıkacağını düşünüyorum aslında. Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik sizi veliahtı gördüğünü açıklamıştı. Ya çok gurur verici bir şey tabii, yani çok duygulandım, çok gurur duydum. Yani... Hani onları izleyerek büyüdük ve tabii ki onlardan böyle şeyler duyunca başka oluyor, başka bir şey oluyor. O gün samimi açıklamalarda bulunan Tuğba Büyüküstün bir konuyu özellikle belirtmek istiyor. Ben küçüklüğümden beri Yeşilçam'ı çok severim ve kaç tane film seyrettim bilmiyorum toplam. Dolayısıyla hani böyle isim isim film karakter olarak aklımda kalmıyor çünkü bir sürü seyrettim. Ve tabii ki onlarla büyüdük ve hala her gördüğümde mutlaka Yeşilçam filmi seyrederim. Kendimi kötü hissettiğimde oturur açar izlerim. Sevgililer otomobille Emirgan'daki lüks villalarına doğru uzaklaştıklarında plakadaki UE yani Umut Evirgen'in baş harfleri dikkat çekiyor. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Birazdan yine çok özel ve çarpıcı haberlerimizle karşınızda olacağız. Ekran başından ayrılmayın. Bu sefer denize sıfır bir otele ne dersin? Havuzda da olsun baba.
Pardon yenge, hayallerinizi bölüyorum ama baktığınız oteli beğendiyseniz benim önden ödemesini almam lazım. Daha gitmedik bile. Gidersiniz. Tatil keyfi gitmeden bitmesin. Otel Z ile otele gidince ödersin. Geleceğin için hadi gel. Şehrin merkezinde olmak için hadi gel. Dünyanın modası için hadi gel. Görsel sanatlar için hadi gel. En iyisi olmak için hadi gel. Kazanmak için hadi gel. Geleceğin teknolojisi için hadi gel. Hadi gel, kendin ol. Nişantaşı Üniversitesi İstanbul. Serdar Ortaç, Chloe evliliğinde neden peş peşe kriz çıktı? Çünkü çok kızdı. Senin harcayamaman için... Bitmedi. İtiraflarını peş peşe sıraladı. Neler yaptım 25 yaşındayken? Pişmanlıklarından dert yandı. Yapmadım. Yanlış. Küçük kardeşim hasta. En büyük hayalini anlattı. En az 1.75, 1.80 isterdim vallahi. Ve en sonunda çocuk özlemini de paylaştı. Çocuk benle büyüse süper tabii. Kız çocuğu erkek çocuğunu daha çok seversin. Ya ayrım olmaz baba ya. Az sonra. Gece yarısı bir banka oturup muhabirlerle sohbet eden Serdar Ortaç manşetlere taşınacak açıklamalar yaptı. Şimdi sırada Serdar Ortaç'ın o itirafları var. Gece yarısı sahilde deniz havası alan Serdar Ortaç çok çarpıcı açıklamalar yaptı. MS hastası olan Ortaç banka doğru geçerken biraz aksıyor. Ortaç Instagram'dan fena dert yanıyor. Şimdi bu lanet olası Instagram var. Karşımıza çıkıyor yani. Bütün konuşmalar. Sosyal medyada birçok tartışma oluyor. Birileri birbirlerine yazıyor. Evet. Birbirlerine yazıyor. Evet. Seviyorlar öyle. Nasıl takip ediyorsunuz? Görüyorum tabii. Instagram karşımda. Görüyorum. Yani bu Instagram'ı Amerika bilerek yaptı bence. Milleti birbirine düşsün diye valla. Ülkemizde rap müziği büyük beğeni toplamaya başladı. Serdar Ortaç ilginç bir tespitte bulunuyor. 5-10 sene gecikmemiz oluyor. Şimdi müzikte Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova bunlar rap'e geçtiler 5 sene önce. Pop müzikte duppara duppara duppada sallanıyorlardı 10 sene önce. Şimdi rap'e geçti onlar. Onların rap'i bitirdiler 3 sene sonra. Biz rap'e geçtik. Bizimki de 3 sene sonra biter. Tekrar başa döneriz. Önce göbek havası. Sonra belki Türk sanat müziğinin eski makamları, ezgileri. Yani birkaç senesi daha var rap'in. Samimi açıklamalarını sıralayan Serdar Ortaç, kliplerinin çok fazla izlenmediğinin farkında. Tek bir tanesi hariç. 1 milyon izlenebilir. 1 milyon, 2 milyon da oluyor bazen. Bir tek şeye şaşırmıştım hatta. Yıldız Tilbe ile yaptığım düet 120 milyon seyredilmişti. Dedim ki hatta yapımcıya, parayla mı satın aldın, nasıl oluyor dedi. Vallahi dokunmadım dedi. Videoların izlenme sayılarıyla ilgili kendince bir hesap yapıyor. Yani zaten 40 milyon internetçi var, abone. Yarısı genç olsa 20. Yarısı müzik dinleyicisi olsa 10. Yarısı hayran olsa 5. 5 milyonun hepsi seyretse 10 kere 50 milyon. Çok iyi rakam yani 50. Serdar Ortaç iş güç derken aylardır hastanede yatan kardeşi Sertaç'ı ziyarete gidemediğinden yakınıyor. Kardeşimi görmeye gidemedim. 2 ay, 3 aydır küçük kardeşim hasta. Hastaneye ziyarete karşıya geçemedim. Bu benim tabii bahane değil ama işte yapmadım. Yanlış. Tek duam onun tekrar o 35 yaşındaki genç haliyle hayata dönmesi. Ünlü popçu o akşam adeta günah çıkartıyor. Gençken yaptıklarından pişmanlık duyuyormuş. Baklava istedim. Bilmem ne, lahmacun istedim. Neler yaptım 25 yaşındayken. Fırtına gibi eserken her şey benim zannederdim. Böyle böyle. Şimdi ne kadar yanlış olduğunu bak. 20, 30, 40, 40'ta başlıyorsun keşkelere.
40'tan 50'ye 60'a kadar keşkeler devam ediyor. 60'tan sonra gene devam ediyor ama ölüyorsun zaten. İrlandalı güzel eşi Chloe kendisinden 8-10 santim uzun. Serdar Ortaç en büyük hayalini de paylaşıyor. Uzun boylu olmak isterdim. En az 1.75, 1.80 isterdim valla. Kuduya Hanım da bunu çok hoşuna giderdi herhalde boyunca. Yani şimdi karıma şöyle el atıyorum. Eşitiz yani, o benden uzun. Yok, o kadar da değil abi. Uzun canım kız. Bir 77 mi ne? İsterdim uzun boylu olayım. Ama benim artık yani elbisem yüzüm. Serdar Ortaç birikim yapamadığı için Chloe bir çare bulmuş. Çok kızdı. Bir tane ortak hesabımız olacak dedi. Senin harcayamaman için ben de imzamı kullanacağım dedi. Akıllı çünkü. O zaman ben parayı tutacağım. Yani o imza atmadıkça çekemeyeceğim. O işe yarayabilir. O işe yarar. Yoksa ben de para durmuyor. Ben şimdi yoldan geçsin 200 lira dağıtıyorum böyle. Kim istese. Sahilde Serdar Ortaç'ı gören hayranları bu anı ölümsüzleştirmek istiyor. Ortaç onları kıramıyor. Ben sadece canlı yayındayım da merhaba diyebilir misin? Merhaba. Serdar Ortaç'a çocuk özlemini sormamak olmaz. Ünlü şarkıcı yine açık sözlülüğünü konuşturuyor. Kısmet diyorum. Şimdi hanıma da baskı yapmak istemiyorum. Kısmet. Yani erkeğin yaşı yok. Ben şimdi 49'a girdim. 50'de de yaparım, 55'te yaparım, 60'ta yapan var. Çocuk benle büyüse süper tabii. Kız çocuğu mu, erkek çocuğu mu daha çok seversin? Ya ayrım olmaz baba ya. Yani erkeğin tabii ki şeyi başka, asaleti ama kızın sevimliliği bambaşka. Savrulda bir yere kadar, son sözüm var var var. Sensizlik ölene kadar kalsın bende yani. Başarılı yorumcu Ebru Yaşar, Mustafa Ceceli ile hangi sürpriz çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor? Yeni albüm müjdesi. Az sonra. Serdar Ortaç'tan sonra İrlandalı eşi Chloe Ortaç da muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Ünlü popçu eşinin cesur pozlarını kıskanıyor mu? Aralarında boy kompleksi var mı? Chloe Miami'de kaza geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Yine Miami'ye gidecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bulacağınız röportajımız geliyor ekrana. Namı diğer İrlandalı yengemiz Coco, Serdar Ortaç'ın gözünden bile sakındığı güzeller güzeli eşi. Ne diledin aşkım? Amerika Orlando'da ev almayı diledim aşkım. Chloe yıllardır Türkiye'de ve kültürümüze alıştı diyebiliriz. Türkçesi de her geçen gün iyiye gidiyor. Chloe İstanbul'da güzel havanın tadını çıkardığı günse yürüyüş yapmış. Sırada pilates varmış. Bir yürüyüş yaptım sanırım, spor. Aynen, spor sürekli devam ediyor. Şimdi pilatesi gidiyorum. Chloe, İrlanda'da yaşayan ailesinin Türkiye'yi çok sevdiğini anlatıyor. Ailem geldi. Her sene geliyorlar zaten. Türkiye'yi çok seviyorlar. Bu sene Dalaman'a gittik. Başka yere denedik. Nasıl, beğendiler mi orayı? Çok sevdiler. Yani tekrar gelmek istiyorlar. Eşiniz Serdar Ortaç akşam saatlerinde bisiklete biniyor. Neden birlikte spor yapmıyorsunuz? Serdar bisiklet biniyor, ben daha şey hareketli spor seviyorum. Yani bisiklet biraz kolay geliyor bana, o yüzden bırakıyorum koşamı. Serdar Ortaç, keşke boyum uzun olsaydı demişti. Chloe eşinin şaka yaptığını düşünüyor. Uzun boylu olmak isterdim. En az 1.75, 1.80 isterdim valla. Kuduya Hanım da bunu çok hoşuna giderdi herhalde boyunca biraz. Yani şimdi karıma şöyle el atıyorum. Eşitiz yani, o benden uzun. Yok, o kadar da değil abi ya. Uzun canım kız. Biraz uzun o. 1.77 mi ne? İsterdim uzun boylu olayım. Yok yani sürekli böyle şakalar yapıyor ama öyle bir kompleks yok herhalde. Eşime kolumu atamıyorum böyle. Ama ben çok yani benim boyum çok uzun yani.
genelde kadın olarak çok uzun. Chloe'nin sosyal medyadaki hesabından paylaştığı bikinili pozları çok iddialı. Eşi Serdar Ortaç kendisini kıskanmıyor mu? Evimizde öyle bir kavga çıkamıyor. Ben tatildeyim. Hava çok sıcak. 35 dereceye ne giyeceğim yani? Tabii ki bikini giyiyorum. Paylaşımlarınıza karışıyor mu peki Serdar Bey? Hiç. Chloe geçen sene Miami'de kaza geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Bu sene Miami'ye gidecek mi? Ben bu sene gitmedim. Zaten burada çok işim vardı, o yüzden gitmedim. Bilmiyorum, fazla düşünmedim. Belki sene de gidebilirim. Tatil için gidebilirim, bilmiyorum daha. Cehennem söndü içimde, bilmiyorum deli sanıyorlar. Rain Man'in yeni aşkını Irkay ele verdi. Söndü yüreğim, yana yana söndü yüreğim, benim sonum senle bilirim. Herkesin konuştuğu isimlerin başında gelen sosyal medya fenomeni Rain Man, kalbini hangi ünlü oyuncuya kaptırdı? Hala aynı, hala aynı, ben bir numarayım. Bugün işte biziz, Rain Man piyasanın nirvanası. Az sonra... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yaptı. İmamoğlu önce Zülfü Livaneli'nin Antik Tiyatro'daki konserini izledi. Daha sonraki gün ise Cennet Koyun'da oğlu Semih'le yüzdü. İşte sadece magazin hattında izleyeceğiniz çok özel görüntüler. Zülfü Livaneli'nin Bodrum Antik Tiyatro'daki Sevdalım Hayat konserini Mahsun Kırmızıgül'le eşi Ece Binay, Filiz Akın, Ali Sunal, Nazlı Kurbanzade çifti, Deniz Çakır ve Sıla Gencoğlu gibi birçok ünlü sima izledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konsere eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geliyor. Alkış ve tezahüratlar başlıyor anında. Zülfü Livaneli'nin sahneye davet ettiği Ekrem İmamoğlu konuşmasıyla dikkat çekiyor. Ya bu memlekete çok güzel hizmet etmek lazım. Gerçekten binlerce yıldır sorumluluk üstlerinde, yüreğinde, damarlarında. Biliyorum ve istiyorum ki hem bu tarihe, geçmişe hem de bu güzel insanlara layık bir insan olayım. İsteyim bu. Zülfü Livaneli Bodrum Antik Tiyatro'da müzikal şölene imza atıyor. Ekrem İmamoğlu, Zülfü Livaneli'nin konserinden sonra ertesi gün ailesiyle birlikte Cennet Koyun'a geçiyor. Bir arkadaşının teknesinde misafir olan İmamoğlu bol bol yüzüyor. Sadece magazin hattında izlediğiniz görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına küçük oğlu Semih geliyor. Babasının omuzlarından kuvvet alıp şovunu yapıyor. Ekrem İmamoğlu Semih'le şakalaşmaya doymuyor. Güverteye geçen Semih İmamoğlu kız kardeşi Beren'le birlikte teknedeki şirin köpeği seviyor. Berdan Mardini'nin oğlu Miran babasının şarkısında nasıl coştukça coştu. Yerinde duramadı. Az sonra...
Türkiye'nin en başarılı yorumcularından Ebru Yaşar'la ünlü müzik adamı Mustafa Ceceli aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Beraber sürpriz bir şarkıya imza atmaya hazırlanan Ebru Yaşar ve Mustafa Ceceli, bakın hangi flash açıklamaları yaptı. Başarılı yorumcu Ebru Yaşar, eşi Show Radio, Radio Viva ile TV 100'ün içinde bulunduğu 3N Medya grubun sahibi Necat Gülseven, Mustafa Ceceli ve Selin İmer çiftiyle akşam yemeğinde buluştu. Kuruçeşme'deki mekan çıkışında Ebru Yaşar o gün ne kadar çok çalıştıklarını anlatıyor. Sabahın 9'undan uyanıp 11-12'de stüdyoya girip çalışan herhalde Türkiye'de 2-3 kişi vardır yani. Nadir insan kaldık. Biri Mustafa, biri ben, biri de biri daha illaki vardır ama 12'de işimizi bitirdik biz bugün yine. Akşam da yemeğe geldik. Dostum sağ olsun, çok güzel bir şarkımı aranje etti. Ebru Yaşar'dan merakla beklenen yeni çalışmasıyla ilgili tüyoları alalım. Bu tür bir şarkı olacak çünkü sevenleriniz merakla bekliyor. İşte yine arabesk mi olacak, rap olacak mı? Hepsi var. Bugün rap ve arabesk var. İsmini söylemiyoruz, şarkıyı söylemiyoruz, kime ait söylemiyoruz. Sürpriz bir şarkı, gerçekten sürpriz bir şarkı. Çünkü ben Mustafa'ya götürdüğümde çok şaşırdı. Nasıl yani, bu şarkıyı nasıl düşündün ve nasıl oldu bu şarkı dedi. Ama ona göre öyle bir aranje yaptı ki sonra da ben şaşırdım. Nasıl bu şarkıyı bu hale getirdin diye. Mustafa Ceceli sözü devraldığında yakın dostu Ebru Yaşar'a övgüler diziyor. Aranjmanlarda farklı şeyler deniyoruz ama onun sesi yorumu yeter yani. Biz ne yapsak altına gitar bile çalsak yeter aslında ama çok güzel bir şarkı oldu. Daha evvelden bir benle yangınlar gördüğümüz vardı. Bakağımız vardı. Evet. Bence onun üstüne çıkacak bir şey. Tatil planlarını soruyoruz. Ebru Yaşar da ikiz çocukları Hasan Poyraz'la Ebru Su'dan keyifle bahsediyor. Tatile yeteri kadar yorulduk. İstanbul'a gelip dinlenmeyi tercih ediyoruz. Gerçekten ben tatilde yoruluyorum arkadaşlar. Hani çocuklar sabah denize in, işte akşam nereye gideceğiz, yemek mi yiyeceğiz? Kum, güneş zaten insanı yoruyor. Kafa olarak dinleniyoruz ama beden olarak bence tatilde yoruluyoruz. Çay saati. Benim yamyamlar çaycı. Ebuş. Başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli ile güzel eşi Selin İmer'in de ikiz çocuk sahibi olmasını diliyor. İkiz çocuk yapmalılar, ikiz. Bir tane de yetmez. Bu akşam bir tek onu konuşmadık. İkiz olmalı. İkiz olmalı, görsünler dünyanın kaç bacak. Şu anda böyle şeyler ya, balayı halindeler ya hala. Çocuktan sonra görsünler onu yani. Ebru Yaşar'ı ne dizilerde ne de beyaz perdede gördük. Hatıra kalması için bir projede yer alır mı acaba? Hatıra bilmem. Hatıra olsun diye hiç böyle düşünmemiştim. Anı kalsın. Bilmem belki. Yani şansı yani hiç düşünmedim. Sen şimdi öyle hani afaki sordun diye söyleyeyim ama herhalde tabii ki beyaz perde güzel bir şeydir mutlaka. Olursa neden olmasın? Ülkemizde rap müziği aldı başını gidiyor. Mustafa Ceceli durumdan hiç şikayetçi değil. Bu arada Ebru Yaşar Ceceli ve İmer'le vedalaşıp eşi Necat Gülseven'in yanına gidiyor. Şu anda o kadar cesaretli bir akım var ki ben destekliyorum. Çok o kadar beğendim. Cesaretli ki bana trap yaptı yani. Az yapıları trap yaptı, ben inanamıyorum. Ben beğeniyorum. Siz katılıyor musunuz? Ben mesela bir tarafta gidiyor musunuz? Görüşürüz. Bıraktılar hemen. Bıraktılar, gidiyorlar. Peki. Rap pop'un tabularını kıramaz deniliyor. Bir taraftan da bence kırdı bile kırıyor. Yani. Mustafa Ceceli'ye soralım. Biricik kızı Lia'nın birinci doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan megastar Tarkan yeni bir albüm çıkarırsa pop müzik rap'i geride bırakabilir mi? Vallahi Tarkan her ay albüm yapsın, her ay dinleyelim. Yani şimdi ben bir Tarkan hayranıyım. Yani çocukluğumda onun şarkılarıyla büyüdüm. Yorumculuğunu en çok takdir ettiğim insan. Elbette ki bütün iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız pop sanatçıların bence şu sıralar birer albüm yapması gerekiyor. Sadece
Tarkan'ın değil pek çok sanatçının. Mustafa Ceceli ile Selin İmer araçlarına geçerken çiçek satıcısı gül yaprakları yağdırıyor. Taç satan çocukla birlikte Ceceli'den bahşişi de kapıyor. Kralın kraliçesine gelsin. Feda olsun. Yıldız dedikleri işte abim. Hollywood yıldızı abim benim. Sonra. Bunlar böyle gelsin. Abime gelsin. Son aşkım ilk yarim can bildim. Vefalı sevdiğimsin. Mustafa Ceceli hayranlarıyla fotoğraf da çektiriyor. Dedimi derdinle böldüm de ömrümü verdimsin. Başkomiser. 3 sene önce senin başına bir şey geldi. Hatırlamıyorsun. Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç'nin galasında espri fırtınası estirirse. Tıkınız bu olsun dedi Serdar abi. Bana ne söylüyorsun abi, yazar yanımda ya. Onu bilemeyeceğim ben ya. 6 sene yaşlandık be kardeş. Herkesi güldürdü. Eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili hangi soru Belçin Bilgin'i hem çok şaşırttı hem de çok güldürdü? Eski eşinize var mı öyle bir şey? Şaşırtan soru. Doğu Akdeniz kaynıyor oğlum, kaynıyor. Tutuşmalarımızı bir yana bırakıp el ele tutuşma vakti. Ülke... Az sonra. Magazin dünyasının ünlü isimlerine gündüzler yetmiyor, gecelere de renk katıyorlar. Şimdi İstanbul'un renkli gece yaşamından magazin altı kameralarına yansıyan çarpıcı görüntüleri ekrana getiriyoruz. Gecelere sor, kırdığım şişelere sor. Ebru Gündeş 6 yıl ara verdikten sonra Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 5 gün üst üste konserler verdi. Gündeş duygularını kelimelere döküyor. O 5. gün ve benim heyecanım gitmiş olması gerekiyor ama asla gitmiyor, daha da büyüdü. Yani çok heyecanlıyım. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Rüyadayım zannettim. Bana bu rüyayı yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ebru Gündeş romantik çalışmasıyla hayranlarını başka diyarlara götürüyor. Konsere ara verildiğinde Ebru Gündeş'in konserini izlemeye gelen ünlü isimlerle sohbet edelim. Tuğba Yurt, Almanya'da St. Pauli takımının formasını giyen sevgilisi Enver Cenk Şahin'le tatil yaptığını anlatıyor. Evlilik ne zaman peki? O buraya Türkiye'ye geldi biliyorsun, Almanya'da zaten. Onunla böyle kısa bir tatil yaptık. Sonra da ailemle birlikte yine ufak bir tatil yaptık. Nasıl bu işler gerçekten? Yani çünkü böyle erken konuşmak doğru değil bence. Güzel gidiyor. Nasipse vardır zaten kaderimizde. Bu arada Tuğba Yurt sevgilisi Enver Cenk Şahin'in maçlarını takip etmiyormuş. Yok diyorum ya, hiç alakam yok. Gerçekten futbol maç falan izlemek gibi böyle bir tutkulu bir şey yok. Durumum yok yani. Kendi duymasın bunları. Önceden izliyordum ama bıraktım. Çok ilgi alanım değil gerçekten. Derya Uluğ'a döndüğümüzde sevgilisi Asil Gök'le dünya evine ne zaman gireceklerini öğrenelim. Bir ara diyorduk albüm çıksın falan, çıkınca bir güzel haber alacağız dedi. Daha alamadık. Hayır, o şarkı çıkarınca dedim ben. Ne zaman çıkaracak? O çıkarsın ondan sonra. Gerek mi çıkarmıyor acaba? Evlenmek istemiyor. Yok ben çok istiyorum o çıkarsın ama. Evlenmeyi de çok istiyorsun anlayayım. Malum biliyorsunuz piyasada şu an neyin tuttuğu belli değil. Konserden ayrılıyoruz. Çetin Altay'la 7 aylık hamile eşi Gamze Hanım'a merhaba deyip hanımefendiye soralım. Hamilelik süreci nasıl gidiyor? Çok zorlu bir süreç yaşadım. Hani atlattım şükür, 2-3 ay falan oldu, geçti. Ama şu an iyiyiz. Bebek de iyi, sağlıklı. Biraz heyecanlıyız, az kaldı. 2 ay bir süremiz kaldı. Bakalım kısmet. Yani biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sımsıcak nefesini özletme yine gel. Varsa yoksa bana bir tek sen. İbre döndü sana 180. Bir ödül törenindeyiz. Cem Belevi ile sevgilisi Zehra Yılmaz'ın mutluluğuna yakından şahit oluyoruz. Allah neşenizi daim etsin diyelim. İlişkimiz yani daha sizce nasıl gidiyor? Zehra genelde sette oluyor. Ben de konserler çok yoğun gidiyor. Anca işte mesela bugün ikimizin de Allah'tan boş olduğu bir gün vardı. Bugün de değerlendirip buraya geldik.
Cem Bodrum da çalışıyor zaten. Yani sahne alıyor haftanın iki günü. Ben de boş buldukça ona kaçıyorum. Cem Belevi sevgilisi Zehra Yılmaz'a şarkılar yazacak kadar romantikmiş. Ben bu şarkı yazmayı düşünüyorum. Yazmadın nereden biliyorsun? Düşünmedim, yazdım zaten yani. Osmanlar Çukurova adlı dizinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış da ödül töreninde. Ünlü oyuncu reytinglerde zirveye yer almalarını bakın neye bağlıyor. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Bu başarı hummalı bir çalışmanın sonucu. Yani senaryosuyla, yapımıyla, ekibiyle, set arkasıyla, oyuncusuyla hummalı bir çalışmanın sonucu. Ki de bu nasıl olabilir? Bana bunun asla mümkün olmadığı söylendi. İnsan vücudu mucizelerle doludur Demir Bey. Kaldı ki bu bir mucize sayılmaz. Magazin hattından bir özel haber daha. Şarkıları milyonlarca kez tıklanan ünlü YouTuber Rain Man kalbini hangi ünlü oyuncuya kaptırdı? İkilinin ilişkisi nasıl ortaya çıktı izliyoruz. Annem söndü içimde bilmiyorum. Deli sanıyorlar. Rainman'in yeni aşkını Irkay'a verdi. Söndü yüreğim, yana yana söndü yüreğim. Benim sonum senle bilirim. Peki bu çocuk bugün arkası palmiyede senle bir ceket mi giyiyordu acaba? Son yıllarda herkes gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Rainman'i konuşuyor. Şarkıları milyonlarca kez izleniyor. Reklamcılar onun peşinden koşturuyor. Yalan söyleme gözlerime bak. Yalan söyleme gözlerime bak. Yalan söyleme. Ünlü YouTuber'ın özel hayatı da merak konusu. Daha önce oyuncu Bahar Şahin'le aşk yaşayan Rain Man'in gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı öne sürüldü. Başka yol yok. Rain Man'in Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'un hayat verdiği Halit Argun'un küçük kızı Lila rolüyle ünlenen Ayşegül Çınar'la yakınlaştığı iddia edildi. Efendim oğlum kızım ben üçü bir arada suyun içine koyuyorsunuz şöyle hafifte. Sette şemsiye yok. Biz çekim alanına gidiyoruz böyle. Bu strafor üstümüzdeki. Şemsiye. Hadi. Ne? Çekmedin sen. Çekmedin sen. Ayşegül Çınar'ın Rain Man'le yakınlığını fanlarının paylaştığı video ortaya çıkardı. Söndü yüreğim, yana yana söndü yüreğim. Benim sonum senle bilirim. Göktürk'teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Rain Man'in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi. Rain Man'le Göktürk'te bir kafede beraber görülen Ayşegül Çınar'ın üzerindeki aynı hırkayla yaptığı paylaşım da fanlarının gözünden kaçmadı. Söndü yüreğim, yana yana söndü yüreğim, benim sonum senle bilirim. Hala aynı, hala aynı. Fazla Say'la eşi Ece Dağıstan Milano'daki düğünlerinden 6 ay sonra dün Say 6 ay önce İtalya'nın Milano kentinde kendisi gibi piyanist olan Ece Dağıstan'la dünya evine girmişti. Fazıl Say'la Ece Dağıstan Milano'da hayatlarının en mutlu gününü yaşıyordu belki de. Fazıl Say ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Ece Dağıstan ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Fazıl Say ile Ece Dağıstan Milano'daki düğünlerinden 6 ay sonra Alaçatı'da dostları ve yakınlarının katıldığı sade bir düğün yaptı. Tut elimden
beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev. Songül Öden, Demet Evgar ve Selçuk Yöntem gibi ünlü isimler de Say ve Dağıstan'ın mutluluğuna ortak oldu. Fazıl Say'la Ece Dağıstan'ın Alaçatı'daki düğününe Songül Öden'le Demet Evgar'ın iki kişilik halayı damga vurdu. Ünlü oyuncular davetlileri havaya sokmayı başardı. Ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Ece Dağıstan ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Her güzel şeyin olduğu gibi magazin altının da bugün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte magazin dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Tsunami bu kez denizde değil, gökyüzünde oluştu. Görüntüler Meksika'nın Karayipler kıyısında yer alan Merina şehrinden.